1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra Sadabat Paktı'nı imzaladı. Balkan Paktı'nı imzaladı. Sadabat Paktı doğuda İran, Afganistan'la birlikte imzaladı. Batı'da Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile birlikte Balkan Paktı'nı imzaladı. Bir barış denizine dönüştürmek istediler bölgeyi. Unutmayalım, 1934'te Venizelos Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Türkiye'nin ve bölgenin buna yeniden ihtiyacı var. Türkiye'nin kendi içinde de barışmaya, ekonomisini büyütmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı var. Sen niye geldin buraya diye bana soranlara sesleniyorum. Ben ailesi mübadeleyle, baba tarafı mübadeleyle Drama'dan Türkiye'ye gitmiş, asıl kökeni ise Tanrı Dağı yörüklerinden olan bir ailenin çocuğu. Kökenimiz Tanrı Dağı yörüğüyüz. Oradan gelmeyiz. Bir süre bu topraklarda yaşamış ailemiz. Sonra Yalova'ya, Türkiye'ye gitmiş. Gönül bağımız var. Dertleşmek istedik. Başka bir niyetimiz yok. Siz başka bir ülkenin, Yunanistan'ın vatandaşısınız. Siz vatandaşı olduğunuz ülkeye vergi veriyorsunuz. Oranın kalkınması için uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hiçbir itirazımız yok buna. Doğrusu da budur. Sadece kimliklerinizi korumak hakkınız. Onu savunmak hakkınız. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Türkiye'de de böyledir. Yunanistan'da da böyledir. Almanya'da da, Fransa'da da. Sizle bir dertleşmek istedik. Buradan Kırcaali'ye gideceğiz. Kırcaali'de iftara katılacağız, tekrar geri döneceğiz. Sizlerin en büyük sorunlarından birinin Türkiye'de okuyan çocuklarınızın barınma sorunu olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de verdiğim bir söz var zaten. Türkiye'nin üniversitelerinde, liselerinde okuyan öğrencilerimize verdiğim söz şu. Bunu sizin de bilmenizi istiyorum. 2 yıl içerisinde Türkiye'de okuyan hiçbir çocuğun tarikat yurtlarına ihtiyacı kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını barındıracak güce sahiptir. Asla o çocukları ortalıkta bırakmayacağız. Asla öğrencilerimizi ne yediği belirsiz insanların eline düşürmeyeceğiz. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve buradaki kardeşlerimize, soydaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ramazanınızı kutluyorum. Bayramınızı peşin peşin şimdiden kutluyorum. Evet, sandıkta da hemşerinizi unutmazsanız sevinirim tabii. Yunan basınından soru sormak isteyen varsa sorabilirler. Soru sormak isteriz, tersine nasıl olacak? Tamam siz. Ben beceremem. Tamam yapalım. Burada yapacak biri yok. Şey buldum ha. Muammer Başkanı. Muharrem Başkanı. Cengiz Bey Yıldız'da. Yunanca fazla tutmuyor. Olsun. Olsun. Oldu mu? Fazla değil Yunanca. Tamam. Oldu mu? Evet. Yaparsın. Ne sordun? Cengiz. Ramadan. Aslen Tanrı Dağı yörüyüz. Tanrı Dağı. Ama 1400'lerde Drama'ya gelmişiz ailem. 1924'te de Drama'dan Türkiye'ye göç etmiş. Drama. Demirci Örenköy. Şimdiki adı Peristeriye. Hanımefendi soruyor. Evet. Açık kapalı. İki askerli. Evet.
Türkiye bir hukuk devleti olsun diye uğraşıyorum. Türkiye'de yargının bağımsız olması için uğraşıyorum. Konuyu takip ederim. Ayrıntı bilmiyorum. Ayrıntıları bilmiyorum. Konuyu takip ederim. Ama yargıya talimat verme noktasında olan birisi de değilim. Türkiye'de Yunanistan arasında bu tür problemler var. Türkiye'de bazı askerlerini, Türk askerlerini iade etmek istiyor. Yunanistan iade etmiyor. Evet. Karşılıklı. Evet. Teşekkür ederim. Έχει πει κατά καιρούς για ελληνικά νησιά ότι θα διεκδικήσει η Τουρκία κάποια ελληνικά νησιά. Την άποψή του θέλουμε να μας δείξει. Ήρθε άνθρωπος να κάνει. Buralara girmeyin. Hayır, bunları konuşacağız. Yunanistan'la problemlerimiz var. Kıbrıs'ta problemlerimiz var. Ege'de problemlerimiz var. Bunları anlaşmamız şu, sözümüz şu. Ege'nin iki yakası bir araya gelmeden iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Oturacağız buraya. Seçmenlerin akrabaları var burada. İstanbul'un yüzünün yarısı burada. Bursa'nın yarısı burada. Sadece Bursa mı? İzmir. Evet, Yunan basını tamam. Türk basınından soru var mı? Türk basınından soru yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Türk basınından soru yok. Peki, çok teşekkür ediyorum.